Gel. Kahve yaptım, içer misin? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Teyzemle konuştum, anlattı her şeyi. Bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın Osman? Ben geldiğimden beri nasıl sahip çıkıp kolladıysan, dostluğunu esirgemediysen aynısını teyzem için yapmışsın. Sağ ol. İyi misiniz abimle? İyiyiz. İyiyiz, merak etme, her şey iyi. Sana güzel bir haberim var. Benim bir hayalim vardı. Dilara ile ortak bir okul açmak istiyordum. Müzik okulu. Abine anlattım. Destek olacak. Çok sevindim. Ne bakıyorsun? Cemal Süreyya. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şu an neredeyim biliyor musun? Babamla sahaftayım. En yaşamış kitabı seçiyorum. En kahve lekelisini. Üstünde en çok yazı olanı. Ben de severim sahaflarda zaman geçirmeyi. Sen kitapları nasıl seviyorsan ben de müziği öyle seviyorum. Umarım başarırız bu okulu açmayı. Açarsınız. Elbet açarsınız. Çok da güzel olur. Sen İpek Böceği kozasını biliyor musun? Yok. Bak, kimine göre o koza onun hapishanesidir. Ama kimine göre de özgürlüğüdür. Ya ben İpek Böceği'nin uçma hayaliyle o kozayı ördüğünü düşünüyorum. Misal bu konak annemin kozası. Korumak için her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor ama kendini içeri hapsettiğinin farkında değil. Bu okulda senin kozan olacak. Sen böyle rengarenk kanatlarla kozadan çıkmayı başaracaksın. Seninle her konuştuğumda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Hep kardeşim olsun isterdim ben. 3 tane var şimdi. Ama yalan söylemeyeceğim. Senin yerin çok başka. Hadi kahveni soğutma. Görüşürüz sonra. Acele istemiştin gömlekleri. Çıkıyor musun? Aa, yok. Bırak odama ya. Murat. Ya ben mi yanlış anlıyorum yoksa bir şey mi oldu? Sanki benden kaçıyor gibi davranıyorsun. Yok, hayır. Neden kaçayım ki? Yani yok öyle bir şey. Aşkım. Ben de çok özledim ya. Yarın görüşürüz. Sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Amin, amin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Vay Serkan, ne haber oğlum? Estağfurullah, estağfurullah. Okul nasıl gidiyor oğlum? Dersleri aksatmıyorsun değil mi? Söz verdim abi bir kere. Bırakır mıyım hiç? Aferin sana. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Gözüm üstünde, haberin olsun. Tamam abi. Kayseri, 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 Kayseri. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz Faruk Bey. Sizi nereden tanıyorum ben? Geçen akşam bir hadsizlik ettim sizde. Elinize sağlık, dersimi verdiniz. Yani ama inanın eşiniz olduğunu bilmiyordum. Adem Bey burada mı? Kendisi dışarı çıktı, bazı işler vardı ama buyurun bir şey ikram edeyim size. Yok yok, vaktim yok. Adem Bey'e selamlarımı ileteyim. Kendisiyle tanışmak istediğimi de söyleyeyim. Hay hay, hay hay. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Faruk Bey. Asım, ne haber? Şükür Faruk Bey. Sizden nasıl haberler? Hamdolsun, sağ olasın. Feyzi Bey'in ruhuna dualarımızı okuttuk, evlerimizi dağıttık sayenizde. Allah kabul etsin. Amin, amin. Sağ olasın Asım. Asıl siz sağ olun Faruk Bey, siz sağ olun. Alo Akif, şu Adem Sezgin kimdir, nedir, her şeyi bir öğren, bana bilgi ver, tamam mı? Tamam, eyvallah. Ne yapıyorsun Osman Aga? Hiç. Kabristan'a gittin mi bugün? Şirkete uğramadan gittim. Bize Süreyya ile uğradık. Ne çok seveni varmış değil mi? Bir sürü çiçek bırakmışlar. Senin de çok. Bakalım önce kim karşılayacak? sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım abi, misafir gelecek diye annem seferberlik ilan etmiş. Ben de kafa dinleyeceğim. Ne yapalım, görevden kaçılmaz. Gidelim bakalım. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. İyi akşamlar anne. Akşam misafirimiz varmış. Kim? Yeni gelen komşuları davet ettim. Kim gelmiş? Görelim, tanıyalım istedim. İyi yapmışsın. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Neden benim takımlarımı koymadınız? İpek'ciğim, ben öyle istedim. Malum akşam misafir gelecek. Anladım anneciğim. Ben zaten o takımları topladım, verdim. Nereye? Evlenecek genç bir kız vardı, ihtiyaç sahibi. Sen sabah gördün, hevesini aldın. Onun için hepsini topladım, ona gönderdim. Kaç yılın konağı? Düzeni belli, eşyaları belli. Hı? Gülistan, hadi elinizi çabuk tutun, misafir gelmeden her şey hazır olsun. Şamdanları da koy. Buyurun anneciğim. Hayrola kıymet bu saatte? Esma, İpek'e bir şey söyleyecektim, unutmuşum. Telefon ettim, açmadı. Bir koşu gideyim söyleyeyim dedim. Keşke gitmeseymişsin, bütün gün buradaydın. Boşuna yorulmuşsun. Biz yukarı çıkalım anneciğim. Çalışma odasına gidin kızım. Fikret üstünü değiştirecek. Ya anne ya. İşin ipin ucu iyice kaçtı. Üstünü değiştiremem, misafirler gelecek. Anne ne oldu söyle. Niye telefonlarına bakmıyorsun? Ha? Mesaj bile attım eve gel diye. Duymadım. Ne oldu? Sen bu konağa Esma'ya göz süzmeye mi geldin? Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Soru sormayı bırak, cevap ver. Fikret'le... Ne olmuş Fikret'e?
Ah İpek, ah İpek. Ya beni düşürdüğün şu hale bak. Oldu mu o iş? Sana ne? Sana ne anne, sana ne? Bağırma. Bildim ben zaten böyle olacağını. Bildim. Derdin gücün konağa gelin gitmekti. Ötesini hiç düşünmedin. Ama Kazınay'a öyle değil. Sen bu konakta Esma'ya küp olarak kalamazsın. Önce kocanın karısı olacaksın. Bugün yarın anlayacak kocan. Esma'nın da gözünden kaçmaz. Ah kızım ah. Olmuyor değil mi? Aklında başkası varken. İçin almıyor. Şimdi ne yapacaksın? Niyetin ne? Faro boşatıp sen mi gireceksin koynuna? İpek, İpek olacak iş mi? Kardeşiyle evlendin. Ya Esma? Bir anlasa parça pincik eder seni. Şu haline bak. Konağa hanım olacağım diye deliye çıkacaksın. İpek bırak her şeyi. Hadi perişan etme hayatını. Gel, gel gidelim evimize, ayrılırsın Fikret'ten de. Hayır anne, evlendim ben bir kere. Madem öyle evlendiğin adamın karısı ol. Faruk da silahlığında. Büyük yemek için hazır mısın anneciğim? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. O kıyamet değil, selamet o. Hadi gidelim, insanlar bizi beklemesin. Mevlüt nasıl geçti? Çok kalabalık. Anne nasıl dayanıyor gerçekten anlamıyorum ya. Ama ilahiler falan çok güzeldi. Ben bayılıyorum zaten ilahiye çocukluğumdan beri. Senin için müzik olsun da. Ha sevgilim, bu arada Dilara ile konuştum okul işine, çok sevindi. Burada da iş bulmuş, beraber bu hafta okula bakacağız. Hayatım biraz sabırlı ol, ben şu işleri falan toparlayayım, ilgileneceğim. Sen niye ilgileniyorsun bizim işimizle, biz hallederiz. Ayrıca gelip ben senin ofisine işlerine karışıyor muyum? Doğru. Sen sadece gelip toplantı basıyorsun. ne yapayım, kızdırma beni. Deliyim ben biliyorsun. Ben de sana deliyim. Ama şu çocuk işini gargaraya getirme, sırada o var, haberin olsun. Ya Faruk. Söyle Akif. Abi adamla ilgili istediğim bilgilere ulaştım. Tam da senin tahmin ettiğin gibi gizemli bir arkadaş bu. Şirketinin temeli Konya'da. Yolcu ve kargo taşımacılığı işi yapıyor. Daha önce hiç şube açmamış. İlk şubeleri Bursa'da. Konya'da birkaç dinlenme tesisi var. Ama aldığım duyuma göre burada da açacakmış. Peki filolarının büyüklüğü nedir? Vallahi hiç küçümsenmeyecek kadar büyükler. Ama asıl işin enteresanı adamın ticari geçmişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Ne yani? Daha önce ne yapıyordu? Başka işlerle mi uğraşıyormuş? Öncesi yok, hiç yok. Yani 10 yıl öncesinde ne böyle bir şirket var ne de Adem Sezgin. Allah Allah. Nasıl olur oğlum, bu herif yerde mantar gibi mi bitti, ne olur? Aslında tam da aynen böyle olmuş. Konya'da 20 otobüsle girmiş işe. Sonra birkaç dinlenme tesisi açmış. Sonra nakliye işine girmiş. Ve şimdi de burada. Hepsi bu mu? Değil. Asıl bomba şimdi geliyor abi. Tahmin et, ihaleye giren diğer firma kim? Adem Sezgin. Akif. Hangi taşı kaldırsam altından bu herif çıkıyor. Ben bu herifi yarın karşımda istiyorum. Anladın mı? Anlaşıldı patron. Anne. Anne, iyi misin?
Hadi cümleten al ısmarladık. Anne yemek alsaydın? Yok oğlum, babam bekliyor. Hem de sizin misafirleriniz varmış. Reyhan Hanımlar geldiler. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Adem. Kardeşim. Nasıl? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Merhabalar. Süreyya Hanım. Aa. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Adem Sezgin bendiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esma Hanım, değil mi? Çok şey duydum hakkınızda. Çok acayip şeyler yani. Sen bu herifi nereden tanıyorsun? Dilara'nın arkadaşı işte. Ben de gideyim bari. Sofra hazır kıymet. Bu saatten sonra kovulan bile gitmez. Buyurun. Ben yanlışlıkla birinin yerine oturmadım değil mi burada? Yok yok, rahat edin. Peki. Hey abi, ne haber? İyiyim kardeşim. Açılışı yaptık. Biraz yorulduk ama değdi. Adem Sezgin. Hayırlı olsun ofisiniz. Teşekkür ederim. Bugün uğradım sizinle tanışmak için. Evet öyleymiş, gelmişsiniz bugün. Ben ofiste yoktum. Artık bir dahaki sefere bir kahve mi falan içersiniz. Efendim sizin de mevlütünüz varmış bugün, başınız sağ olsun. Çok zor değil mi ya? Yani... Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, insan babasının eksikliğini öyle kolay kolay unutamıyor, evet. Sizin de babanız rahmetli galiba. Evet ama ben o hayattayken de ona hasrettim. Geçim derdinden gurbette çalışınca... Erkekler işte, işleri hep ilk sırada gelir. Kadın yerini bulursa dirlikte düzenlikte bozulmaz. Ben senin ağzını öpeyim teyzeciğim. Aynı anne. Annem de yıllarca dirlik düzenlik diye diye hep yerinde oturdu. Sırasını bekledi. Bizleri baktı, büyüttü, besledi öyle. Ben de senin hakkını ödeyeceğim anacığım. Hayrola kıymet? Nurgül'ü görünce yemeğe geçiyoruz sandım. Tamam peki, buyurun. Geçelim o zaman. En sevdiğim saati akşam sofrasıdır. Geç abi, geç. Gerçi bizim evde sizinki kadar şenlikli olmuyor. Buyurun. Ne yapıyorsun sen anne? Acıktım, ne yapayım? Şu telefonu bir kere de duy be Nazif. Hadi. Dolaptan şerbeti çıkardık, koyalım hadi. Tamam abla. Kızlar yemeğe geçtiler, çorbayı verin. Hadi koş, çorbayı koy. Koy 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 koy. Heh. Aa, mercimek çorbası. Çok severim ben bunu. Bakayım tadına. Hmm. Nefis, harika, çok güzel. Ellerinize sağlık. Öyleyse herkes buyursun. Tabii tabii. Buyurun. İlk kez gelenlerin zevkini bilmediğimden öyle...
Herkese münasip yemekler hazırlattım. Zahmet ettiniz. Bugün zaten yeterince yorulmuştunuz. Yok yok. Böyle günlerde gelip gidenler hep acıyı hafifletir. Konuşamadık bugün. Eşiniz neyle meşguldü? O da otobüsçüdür. Şuradan ekmek alabilir miyim? Ne tesadüf? Ben tesadüflere inanmam. Ama hakikaten de varmış yani. Konyalısınız diye duymuştum. Evet, sayılır. Biz Konya'da uzun süre Anadolu'ya ulaşım işiyle uğraştık. Sonra Konya'nın maneviyatından doyunca dünyalığımızı buralarda kazanalım dedik. Bursa'ya daha önce gelmiş miydiniz, bu ilk mi? Yıllar önce gelmiştik. Gezmeye mi? Tanıdık ziyaretine mi? Yok değil. Şimdi ben bir gün... kestane istemiş canım. Ondan sonra çocuğum o zaman. Ben hatırlıyorum bunu, çok iyi hatırlıyorum. Annem de gitmiş çarşıdan kestane almış. Ama ben inat ya. Ben tutturmuşum ya. İlle de Bursa'dan kestane kestane diye. Anneciğim beni otobüsle Bursa'ya kadar götürüp kestane şekeri almış ya. Çok canım benim ya. Çok ağrımı çekti. Çok ağrımı çekti. Annelik işte. Evlatlar söz konusu olunca akan sular duruyor. Allah'tan kıymetimizi biliyorlar. Maşallah. Adem, senin kardeşin var mıydı abi ya? Konuştuk gerçi ama ben şimdi hatırlayamadım. Kızım, bana bir su ver. Ben de alabilir miyim? Ben çok istedim ya. Yani bir kardeşim olsun çok istedim. Böyle... akşamları sofrada ekmeğin köşesini kim kapacak diye böyle kavga etmeyi falan. Çok istedim ama olmadı işte. Olmadı. Ben bir başına büyüdüm. Öyle. Yani şimdi burada size gıptayla bakmıyorum desem yalan olur. Öyle ama beni en iyi Süreyya anla. Değil mi Süreyya Hanım? Siz de yalnız büyüdünüz değil mi? Tek çocuksunuz. Evet. Nereden biliyorsunuz? Dilara anlattı bana. Dilara bana her şeyi anlatıyor. Yani sizin arkadaşlarınızı, nasıl dayanışma içinde olduğunuzu her şeyi anlatıyor yani. Evet evet öyle. Biz hep omuz omuzaydık Dilara'yla. Evet öyleymiş. Ha, şimdi de ayrılmayacaksınız. Şimdi burada bir yerde müzisyenlik yapmaya başlıyor. Ay deli ya. O da mı şarkıcıymış? Evet, o da şarkıcı, evet. Siz meslektaşsınız yani. Evet, aynı konservatuarda okuduk. Ne güzel. Çok güzel. Harika, nefis bir şey. Yani arkadaşlık, dostluk, dayanışma bunlar nefis şeyler ya. Gerçekten öyle. Ya ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence siz yani bundan çok daha ötesiniz. Gerçekten çok daha ötesiniz. Yani benzetmek gibi olmasın. Böyle anne ayrı, baba ayrı ama... Yani öz kardeş gibi, hatta ondan daha hassınız yani bence. Öyleyiz. Ama neyse ki şimdi 3 tane daha kardeşim oldu. Değil mi sevgilim? Hamdi Bey'i tanır mıydınız? Konağın eski sahibi. Yok, hayır. Oğlum evi almış, dayamış, döşemiş. Beni öyle getirdi eve. Efendim ben Hamdi Bey'in oğlu Ahmet'ten aldım evi. Ahmet'i tanır mıydınız? yani yakın bir aile ahbabımız yani, öyle diyelim, öyle diyelim. Osman. Osman değil mi?
Ben seni otogarda görmedim hiç. Sen yazıhanede beyaz yakalılardan mısın? Yok. Hı? Ben mühendisim, başka bir yerde çalışıyorum. Ailenin çıkıntısın yani. Ben bayılıyorum böyle tiplere ya. Gerçekten yani çıkıntılık gibisi yok yani. Böyle kafalı eslimi gitmek gibisi yok ya gerçekten. Yani ama gitmedim, ben buradayım. Sadece yeteneğime göre bir yer seçtim. Ha. Ailem de herkesin yaptığı gibi. Gördüğünüz gibi bizim ailemizde kimse öyle kafasına göre hareket etmez. Evet, ben biraz şeyimdir. Biraz esrekliyimdir. Böyle aklımı estimi yaparım, esmedimi yapmam. Uyarsa yaparım, uymazsa basar giderim falan. Sen ne yapıyorsun genç? Ben üniversite hazırlıyorum. Öyle mi? Hı, iki yıldır ön lisansını alacak hazırlıkta. Ya ne şey yapıyorsun canım, çocuğun üstüne ne gidiyorsun? Allah aşkına yani, bak maşallah. Dört tane, üç tane abisi var burada yani. Bırak sefasını sürsün ya. Ne oldu? Mustafa, hı? Çay bitmiş, kilerden koşup alıp gelsene. Nazır ne iş yapar? Ah abi, ne bileyim ne iş yapar. İki saattir ortada yok. Şey gitti mi, Reyhan Hanımlar burada mı? Bakıyorum ezber etmişsin kadının adını. Yok, oturuyorlar. Zaten hiç haz almadım o kadından. Sakin bir kadın ama ne bileyim. Heh, kadrolu müneccim konuştu. Kız bana bak, anlatsana ne iş bunlar? Hadi Mustafa. Tamam Nurgül, tamam. Söylenme, gittim. Asiye, sen de içeri, Badi'yi yalnız bırakma, koş. Şey ne yaptım ben ya? Çok yedim. Çok iyi geldi kahve. Efendim, ölmüşlerinizin canına değsin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sohbetinize doyum olmaz. Biz kalkalım mı oğlum? Tabii tabii, ne zaman istersen tabii. Ellerinize sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Size de bekliyoruz. Tabii mutlaka bekliyoruz. Havalar ısındığı zaman bahçeye bir mangal falan atarız. Nefis olur, harika olur. Teyzeciğim, hoşça kalın. İyi bakın kendinize gençler. Hoşça kalın. Bekliyoruz. Daha çok sık görüşeceğiz. Nerede, ne zaman istersen. İyi geceler. İyi geceler. Bekliyoruz tekrardan. Mutlaka. İyi geceler. Teyzeciğim. Hani gidiyor musun sen de? Selam söyleyin Şahap Baba'ya. Bana ne zaman söyleyecektin?
Neyi? Bu adamı tanıdığını. Ben sadece açılışta gördün sanıyordum. Abi birkaç kez denk geldik. Ben de bilmiyordum ki yazıhanenin sahibi olduğunu. Açılışta görünce ben de şaşırdım. Bir dakika ya. Şimdi ne oldu? Sorun ne? Adam kendini gizlemiş. Sana yanaşmış. Sen de görmemişsin. Abi ne diyorsun sen ya? Basit bir tesadüf. Ne anlam çıkardın böyle? Adem de söyledi zaten. Duymadın mı kendin? Abi. İşi gücü anlarım da adamın hakkımızda bu kadar şey bilmesi sana da garip gelmiyor mu? Gelmiyor. Ne amma taktınız ya? Nedir hoşunuza gitmeyen? Hiçbir şeyi. Tamam mı? Hiçbir şeyi. Bu adama güvenmiyorum. Seninle de samimi olmasını istemiyorum Fikret. Abi ben çocuk değilim. Tamam. Fikret. Oğlum. Ben de hiç hoşlanmadım. Adam lakaytın biri. Neredeyse masaya ayaklarını uzatacaktı. Hiç adap görmemiş. Hiç. Ana oğul incileriniz döküldü değil mi? Biraz sıcak samimi birini gördünüz diye. Samimi mi? Bu adam gıcık herifin teki be. Doğru kişi kendinden bilir. Fikret laflarına dikkat et. Abi. Farukcuğum. Biz kimdir nedir diye aradığımız adam bugün evimize geliyor. Ve seninle daha önceden tanışıyor bu Fikret. Ve sen bu adama güveniyorsun. La oğlum sen bu kadar saf mısın? Ben saf değilim. Ama sen paranoyaksın. Hepiniz öylesiniz. Seni yukarıda bekliyorum Fikret, gel. İstemiyorum. Gel. Ben senin çalışanın değilim, bana böyle varamazsın. Ne yaptı ya, adam alt tarafı karşımıza dükkan açtı. Ne battı yani? Ha, Faruk Bey'le değil de kardeşiyle arkadaş olması mı? Ha? Tanıdık da arkadaş mı oldu şimdi? Fikret, siz bu adamla ne konuştunuz? Bana salak muamelesi yapma. Ben de senin kadar iş adamıyım. Hatırlarsan. O zaman öyle davran. Ben sana hep ne diyorum? Rakibini tanı. Ona göre davran. Eğer dediğimi yapmış olsaydın... bu arkadaşının ne haltlar yediğini bulurdun. Ne? Ne halt yemiş? Ne? Fikret, adam 10 yıldır ortada yok. Hayalet. Birden ortaya çıkıyor. Ve bizim ofisimizin karşısına gelip ofis açıyor. Yani? Fikret, anlasana. Bu herif bütün işleri bodoslamada duruyor. Bizim tek başımıza girdiğimiz ihaleye son dakikada dahil oluyor. Hangi ihale? Cep Otogarı ihalesi. Bizim bu yılki en büyük yatırımımız. Hatırlarsan. Demek ki o kadar da yakından tanımıyormuşsun arkadaşını. Tek derdin benim açığımı yakalayıp üstüme gelmek değil mi? Hayır. Fikret, gözünü aç istiyorum. Bana hiç öyle gelmiyor abi. Kum tohumsu gibi canın sıkıldıkça bana vuruyorsun. Ama artık yeter. Anneciğim, ben de çıkayım artık. Bekçim. Biz de seninle konuşalım, gel. Bak kızım. Annem bu akşam buraya niye geldi? Derdi neydi? Sormayacağım. Annedir, merak eder. Aklına bir şey takılmıştır. Sorması icap ediyordur. Ama dengeyi kuracak olan sensin. Tamam, kıymet benim de ahbabım. Ama artık dünürüm. Bu işler hassasiyet gerektirir. Sen bizim evimizin insanısın artık. Gelinimizsin. Bu evin mahremiyeti, olup biteni sadece bizi ilgilendirir. Haklısınız anneciğim. Sen beni anladın. Gereğini yapacağına da eminim. Tüm konularda. Altı gün gecikme mi? Olabilir mi ya böyle bir şey? Ay yok artık.
90'lar partisi yapacağım sana. Beğendin mi? Yarına kadar. Hey, hoş geldin. Ay çok özlemişim, iyi ki geldin. Normal. En son ne zaman görüştük? 4 sene mi oldu? Herhalde. Ben İngiltere'ye gelmesem o da yalan diye, neyse. Ah, lafını da soktun, rahatladıysan sıkıntı yok. Oo, 90'lar partisi demek. Şş, bana bak. Efendim? Bak ne getirdim. Kadehler nerede? Kadehler yok ama içecek bardağımız var tabii ki. Ne zahmet ettin kızım, sen gelsen yeterdi, aşk olsun ya. Anlat bakalım, nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hey gidi günler. Ne güzeldiniz siz ya. Evlendiğini biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. O Esma olmasaydı hala beraberdiniz siz. Bütün bunları da tek başına yaşamayacaktın. Ne yapayım Pelin? Geçmiş zaman. Bundan sonra önüme bakıyorum. Ben hala azmedemiyorum Begüm ya. Hala görüyorum çarşıda. Aynı. Burnu bir karış havada gerim gerim dolanıyor. Ne oluyorsa. Bir gün takacağım çelmeyi yapışacak yere. Kızım. 10 sene geçmiş ya. Bu sendeki neyin öfkesi artık? Neyin öfkesi mi? Boranlar yüzünden şu yaşadıklarına bak. Neyse. Faruk'la konuştun mu? Geldiğini biliyor mu? Yok. Onu yüz yüze konuşacağım. Ne zaman? Bugün yarın diye sakın erteleme Begüm. Tamam kızım, Allah Allah, bunun için buradayım zaten. Yarın hastaneyi halledeyim. Sonra gideceğim Faruk'a. Kız ben de geleyim ya. Ha? Öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum.
Evet, iyi fikir. Gel, kamerayı da açacağını sonra birlikte izleriz. Allah Allah. Aman yani var ya senin dedikodundan da yani. Hadi Şerefe. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Göreceğiz. Bu çocuk beni delirtecek. Yemin ederim delirtecek ya. Bu adam güvenilmez diyorum. Hala anlamıyor gerizekalı. Her şeyi bilerek yaptı aşağıda. Her şeyi bilerek yaptı. Bütün gece bizimle oynadı. Bir afra, bir tafra. Yani misafir olmayacaktı. Yemin ederim dalacak. Allah Allah. Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Al. Büyük aile istiyorum. Buyur. Hiçbirinin derdi bitmiyor. Bu Dilara'ya da söyle dikkatli olsun. Bu adam güvenilir biri değil. Dört koldan girdi hayatımıza. Şerefsiz. Ama o daha benim kim olduğumu bilmiyor. Öyle korkulu gözlerle bakıyorsun. Hı? Kimsin sen? Ne demek o? Ne demek o kimsin sen? Benim kız, kocan, benim. Gel bakayım, gel, gel. Bir sarılayım sana. Çıkarayım mı seni dışarıya? Nereye? Gece gezmesine. Ha? Çıkalım mı? Hadi. Hadi bakalım. Ya dur. Evet, meşhur Boranlarla muhabbet ettik. Nasıl? Faruk kudurdukça Esma böyle doğ gibi şiştikçe. İçinin yağları eridi mi biraz? Evet oğlum, sağ olasın. Rica ederim. Muhterem de bol bol çocuk yapmış ya maşallah. Hepsi böyle bolluk bereket içinde serpilip büyümüşler. Bakalım evleri dara düştüğü zaman da böyle sofralarında bolluk bereketlik olacak mı? Musabilerin ne günahı var? Babaların suçunu nereden bilsinler? Bilmezler belki. Ne demişler ama? Babaların günahını çocuklar çeker demişler. Ben sıramı savdım, şimdi sıra onlarda. Yavrum. Yüz yüze geldik. Göreceğimizi de gördük. Vazgeç artık. Daha sık görüşeceğiz. Onlar düşene kadar baltayı vurmaya devam edeceğiz. Bundan sonra burası bizim yeni yuvamız. Ama sen de alışsan iyi edersin.